Değerli arkadaşlar, merhabalar. Şu anda İzmir'le Aydın'ın il sınırında, önce İzmir sınırlarında Selçuk'ta başlayıp sonra Aydın Kuşadası'na da sirayet eden, ilk belirlemelere göre en az 350 hektar orman alanını kaybettiğimiz cumartesi günkü büyük orman yangınının olduğu bölgedeyiz. Öncelikle dün İzmir Torbalı'da yaşanan patlama sonucunda hayatını kaybeden 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tedavisi sürenlere acil şifalar diliyoruz. Olayı durduğumuz anda Turgulutlu Torbalı Belediye Başkanımız ben aradığımda olay bölgesine intikal etmişti. Gün boyunca, gece boyunca kendisiyle irtibat halinde olduk. Sayın İzmir Valimizle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla takip ettik. Oradaki olayı hem soruşturmayı tüm boyutlarıyla takip edeceğiz. Hem de vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte hem tedavileri için hem de yaraların salınması için elden ne gerekiyorsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından da yapılacak. Olayın da tekrarlanmaması için hem adli soruşturmayı hem teknik soruşturmayı çok dikkatli bir şekilde takip ediyor arkadaşlarımız. Bugün Torbalı'yı sürecini henüz daha kriz anı yatışmadığı için oradaki çalışmalara engel olmamak amacıyla bu büyük kalabalıkla oraya gitmedik. Orayı birkaç gün içinde yeniden ziyaret etmeyi düşünüyorum. Tamamen bütün deliller toplandıktan ve oradaki çalışmalar normalleştikten sonra. Şu anda cumartesi günü ortaya çıkan yangın, akşam üstü saat 5 gibi ortaya çıkan, gece boyunca süren yangına başta İzmir Büyükşehir, Aydın Büyükşehir belediyelerimizin itfaiye daire başkanlıkları bütün ekipmanlarıyla, personelleriyle cansiperane gayret gösterdiler. Ege'nin neredeyse tüm illerinden, Manisa'dan, Denizli'den özellikle Muğla'dan buraya çok önemli yardımlar geldi. Önemli bir dayanışma gösterildi ve sabaha karşı kontrol altına alındı. Halen daha soğutma çalışmaları sürüyor. İçinde bulunduğumuz yer bir orman kampı. Bu bölgedeki vatandaşların nefes aldıkları, piknik yaptıkları bir bölge. Orayı kaybetmiş durumdayız. Tabii her bir ağaç kayıp, çünkü ağaçların dışında 350 hektardaki tüm canlı yaşamını kaybediyoruz. Hayvanlar ölüyor, böcekler ölüyor, bitkiler ölüyor, flora ölüyor. Bir daha buraya böyle bir Kızılçam Ormanı'nın bu hale gelmesi 50 yıl sonra, 2075 yılında belki yangından bir gün önce ancak dönebilmiş olacağız. Bunu şunun için ifade etmek istiyoruz ki her bir vatandaşımızın orman yangınları konusunda bireysel sorumluluğu var. Bu yangının bir tanesi Menderes'teki olanı, cumartesi günü ki İzmir'de 14 farklı yerde, 8 farklı ilçede orman yangınlarına müdahale ettik. Örneğin Çeşme'deki yoldan geçen birinin sigara izmaritinden, Menderes'teki bir hobi bahçesindeki sigara izmaritinden çıktı. Burada daire başkanlarımız araştırmaların çok yönlü devam ettiğini ifade ediyorlar. Doğal yollarla mı oldu yoksa yine insan mı, ama daire başkanımızın ifadesi ve raporda da bu tip yangınların %98'i insan kaynaklı oluyor. O yüzden öncelikle her bir vatandaşımızı böyle büyük acıları yaşamamak için dikkatli olmaya, sorumlu olmaya davet ediyoruz. Ayrıca biz tabii yangını söndürürken büyük bir dayanışma içindeyiz. Ama bu sonuçta kriz belediyeciliği, kriz ortaya çıktıktan sonra bundan mücadele etme. Ama bundan sonraki süreçlerde bizim bütün belediyelerimizin, yerel yönetimlerin, genel yönetime bağlı orman işletme müdürlüklerinin hem tedbir, önlem ve öngörüyle bir çalışmayı yürütmemiz gerekiyor. Onun için Ege ölçeğinde Ege Belediyeler Birliği bünyesinde hem daire başkanlarımızın büyük şehirler için, diğer şehirler için itfaiye müdürlüklerimizin, hem de ilgili genel sekreter yardımcıları ya da belediye başkan yardımcılarının, büyük şehirler için genel sekreter yardımcılarımızın katılımıyla Ege'deki orman yangınlarına nasıl daha ciddi önlemler alınabilir?
nasıl bundan sonraki süreçlerde hem önlemede hem söndürmede hem geri kazandırmada neler yapabiliriz? Bunu çalışacağız ve bu konuda yapılması gereken çok şey var. Buradaki Orman Bölge Müdürlüğü için demiyorum ama geçen sene 2021'de 350 bin hektar, yani buradakinin 1000 katı orman kaybettiğimiz 2021 yılından bir deneyimimiz var. Yerel yönetimleri bu işlerin dışında bırakmaya çalışan bir takım yaklaşımlar vardı. Geçen cumartesi biz bunu burada görmedik. Bundan dolayı memnunuz. Ama merkezi yönetimin alması gereken çok tedbir var. 3 yıl öncesine kadar bize helikopter lazım değil yaklaşımının ne kadar yanlış çıktığı, bize nelere mal olduğunu görmüştük. Tüm bunları konuşmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni geçtiğimiz hafta orman yangınlarının sebepleri, sonuçları, ortadan kaldırılması, geri kazanım meselesine ilişkin kapsamlı bir önerge verdik ki hatırlarsınız Diyarbakır Mardin arasında bölgede 15 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bir büyük felaketten sonra ancak nedense meclisin bu konuda bir komisyon kurması tüm partilerin siyaset üstü ya da siyasetin tam içinde ama siyasi rekabeti dışlayan bir çalışmayı yürütmesi AK Parti MHP oylarıyla reddedildi. Dedik ki milletvekillerimiz ve herkesin orman mühendisi milletvekilleri var. Bu teknik anlamda donanımlı yerel yönetimlerden gelen milletvekillerimiz var. Kurulacak komisyon kimi çağırsa meclis çağırdığı zaman seferber oluyorlar. Bundan önce de birçok rapor oluşurken oldu. Ama bu bilgiyi elde edelim, çalışalım, ortak çalışalım yaklaşımımız yine tuhaf bir anlayışla Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. Ege'de gerçi belediyeleri, büyükşehir ya da il belediyeleri olmamakla beraber biz nerede bu konuda bir çalışma yaparsak AK Partili ve MHP'li arkadaşlarımızın kıymetli görüşlerine başvuruyoruz. Çünkü bu işler ortak akıl, ortak iradeyle yönetilecek işlerdir. Ayrıca bir ilave bilgi olarak, tabii bu sadece orman yangınıyla mücadele değil, orman alanlarının korunması, kent suçlarına karşı ormanların korunması noktasında Sabancı Üniversitesi'nden çok değerli bir akademisyenimiz, çok uluslu bir dergide ve hakemli dergilerde yayınlanan makalesi şu anda dünyanın gündeminde. Türkiye çok fazla bunu tartışamadı ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin göreve geldiği yerlerdeki, göreve geldiği gün ve bıraktığı gün arasındaki uydu görüntüleri, uydu fotoğraflarında her %1'lik alandaki yönetimi devralmalarında orman varlığında %3.6'lık gerileme oluyor. Bu inanılmaz bir korelasyon. Kente karşı suçlarda ve alınacak tedbirlerin alınmasında orman varlıklarını korumaya yönelik çevreci, yeşil bir bakış açısından ülkeyi yönetenler ve onların yöneticileri, yerel yöneticileri mahrum durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki en üst düzeyde kararlılığını buradan partinin genel başkanı olarak, iki yanımda 350 hektar orman yanarken ciğerleri yanmış Kuşadası ve Selçuk Belediye Başkanlarım ve yine iki yanımda Muğla, Aydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarım, İzmir Belediye Başkanımız Ankara'da, vekili burada. Onlarla birlikte ifade etmek istiyoruz ki her bir metrekare yeşil alan hepimizin, bu millete namus borcudur. Her bir çam ağacı, her bir makilik arazi, her bir maki bu memlekete bizim borcumuzdur. O yüzden hem imar planlarında, hem genişleme, şehirlerin büyüme perspektiflerinde, hem orman alanlarının arttırılması, orman yangınlarına karşı tedbir ve yangın sırasındaki mücadelede pozisyonumuz kırmızı alarm pozisyonudur. Pozisyonumuz kente, doğaya, çevreye saygılı bir pozisyondur. Bunu buradan partinin genel başkanı sıfatıyla yanmış bir ormanda, yüreği yanmış değerli yöneticilerimin varlığında bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Bu tip konularda basın, yerel basın olsun, ulusal basının siz değerli yerel temsilcileri olsun, konuya verilen değer, önem
hızla haber verilmesi son derece hem toplumsal duyarlılık açısından hem kamusal denetim görevinizi yapmanız açısından önemlidir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için herkesi, bilhassa merkezi idaredeki muhataplarımızı birlikte çalışmaya, gayret göstermeye ve ortaklaşmadan korkmamaya davet ediyoruz. Tabii, buyurun. Dün Kayseri'de yaşanan o olayla alakalı olarak Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve açıklamasında şöyle dedi. Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden birisi de muhalefetin bu zehirli söylemleridir dedi. Ayrıca dedi ki siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. AK Parti siyasetinde böyle bir ayrımcı dil, nefretleştirme asla kabul edilemez yeri de yoktur dedi. Sizin görüşünüzü merak ediyoruz. Şimdi nefret siyaseti ayrımcı dil, muhalefetin zehirli dili diye hangi muhalefeti kastettiğini bilmiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kimi söylüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı bir bütün olarak muhalefet deyip de bir genelleme yapmak durumunda değil, net söylesin. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın. Ama dün yaşanan olaylar ve Türkiye'deki sığınmacı sorunu varsa ben iktidar sorumludur dediğimde herhalde Sayın Erdoğan ben değil diğer iktidar odakları diyemeyecek. Bir iktidar var. Ne diyor? Her şeyin sorumlusu benim, ben diyor. O zaman bunun da sorumlusu sensin. Ülkeyi yöneten iktidar tutup da her şeyi muhalefete yükler mi? Elbette bazı muhalefet figürlerinin bazı söylemleri son derece sert olabilir. Bizim hatalı bulduğumuz ifadeler olabilir. Ama doğru olan bir şey var. Bu ülkenin kurucusu sana bir vasiyet bıraktı. Komşunun üçlü saç ayağı, komşunun iç işlerine karışma. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol. Komşundaki devlet dışı unsurları muhatap alma. Sen Özgür Suriye ordusuna Kuvayi Milliye dersen, getir, eğit, donat, yolla, savaşsın dersen, komşunun iç işlerine saygılı oluyor musun, olmuyor musun? Emevi Camii'nde namaz kılmaya giderim 3 saatte dersen, komşunun toprak bütünlüğüne, komşunun hükümranlık haklarına saygılı mısın, değil misin? Efendim bilmem kaçıncı paralelin bu tarafında Rusya ile, bu tarafında Amerika ile devriye gezmeye kalkarsan, o zaman bu komşunun toprak bütünlüğünden bahsedebilir misin? O yüzden Türkiye'de resmi rakamlara göre 4.6 milyon, yaygın kanıya göre 10 milyona yaklaşan aşan sığınmacı sorunu varsa tek sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yıllardır yaptığı kötü dış politikadır. Sığınmacılara düşman olmak kolay. Biz sığınmacı yaratan politika ve politikacıların karşısındayız. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Nokta. Buna itiraz eden varsa çıksın karşımıza konuşalım. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin suçu var? Biz Esad'la küfürleşme, Esad'ın adını değiştirip Esed deyip dün tatil yaptığını bugün düşman belleme, otur konuş, işbirliği yap, bu iç savaşı durdur derken sen benzine, sen ateşe benzinle gittin. Ondan sonra göç dalgaları oldu. Bunları unutmayalım. Hiçbirimiz unutmayalım. Bugün biz dedikten sonra Esad'la görüşeceğim dedim. Arabuluculuk teklif edeceğim dedim. Bir şekilde masaya oturalım ve bu sığınmacılar gitsin dedim. Bunu sadece diplomatik dışı, daha doğrusu arka kapı diplomasisiyle Suriye yönetimine değil, bütün Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin yüzüne söylüyorum. 3 aydır. Bütün Avrupa Birliği büyükelçilerine söyledim. Bir başka yolu yok. Esad'la oturulacak, konuşulacak, anlaşılacak, Suriye'de huzur sağlanacak. Avrupa Birliği elini cebine atacak. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Bu sığınmacılar Suriye'ye gidecekler. Esad da bu noktada üzerine düşeni yapacak. Bu noktada hep birlikte çalışacağız. Ama sen biz bunları diyene kadar en sert söylemlerle tırmandır. Şimdi diyor ki eskiden tatil yapıyordum, yine yaparım. Ya sen tatil yap da Türkiye'nin tatil yörelerinde denize girecek sahil kalmadı. Sen keşke o tatili hiç bozmasaydın, Esad'la hiç bozuşmasaydın. Olur olmaz heveslere, hayallere kapılmasaydın.
evli evinde, yerli yerinde, yurdu yurdunda kalaydı herkes. Buraya bunlar geldi, dilimizde tüy bitti. Biz Esad'la görüş deyince bizim ne teröristliğimizi bırakıyordu ne başka bir şey söylüyordu. Çok sert ifadelerini hatırlatmak istemiyorum. Diyalog kanallarını açık tutmak, soruna çözüm bulmak durumundayız. Ama gün Özgür Özel'le Erdoğan'ın kavga günü değil, Esed'le Erdoğan'ın diyalog günüdür. Başka çaresi yoktur. Masa kurulacak, sorun konuşulacak, çözüm üretilecek. Aksi takdirde dün yaşadığımız olay gibi olaylar ve devamındaki sosyal patlamalar olur. Sorumluluğumuz gereği bir daha söylüyorum. Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Bir takım manipülatif haberler oluyor. Bir takım çok can yakan işler oluyor. Ama bizim adımıza silahı taşıyan polistir, jandarmadır. Bizim adımıza gücü kullanacak olan polistir, jandarmadır. Bizim adımıza cezayı verecek olan hakimdir. Cezanın çekileceği yer cezaevidir. Cezayı kendin vermeye çalışırsan, polisin, jandarmanın yerine güç kullanmaya çalışırken, haklıyken haksız duruma düşülür. Bugün çok sayıda vatandaşımız gözaltında, hakim karşısına çıkacak. O yangınlarda çok suçsuz insanlar ölebilir. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybedebilir. Küçücük çocuklar, sabiler ölebilir. O yüzden dün sabaha kadar gözümüze uyku girmedi. Yüreğimiz ağzımızda, telefonun ucunda Kayseri takip ettik. Bu tip olayların olmaması lazım ama bu olayların olmaması için de bir an önce bu sığınmacı sorunun çözülmesi lazım. Çözümün adresi bellidir, şifresi bellidir. İkimiz de birer koltuğunda oturuyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığındayım. Siz Cumhurbaşkanlığı, o koltukların ilk sahibi bize formülü söylemiş. Yurtta barış, dünyada barış. Nokta. Onla atışa, bununla atışa, kapışa kapışa bu hale geldik. Komşularla sorunlar giderilecek. Evli evine, yerli yerine gidecek. Bu kadar basit. Bunun için de bütün dünya ve Avrupa seferber edilecek. Bu konuda ben en üst düzeyde işi gücü bırakıp bu işle uğraşmaya hazırım. Gerekli ifadeleri de kendilerine de kullandım. Süreci de bundan sonra en yakından takip edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz.